Fethullah Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Biz öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum, hoş bizleri geldiniz. Burada misafir ettiğiniz için hoş bulduk tekrar. Çok büyük keyifti gerçekten. Bu keyifli röportajda öncelikle sizleri tanıyarak başlayalım. Tabii sizleri ki. Tanıyabilir miyiz? Sektörle tanışmanız nasıl? Ben Sevgetullah Varman. Evet. 2005'te bu işe meşgulüm. Ahşap sandalyeyle başlayıp 2005 yılından beri bu işle meşgul. Evet. Tedarikçi firmayız. Sandalye üretiyoruz. Artı masa üretiyoruz. İki konsept mi var? Masa ve sandalye. Masa ve sandalye üzerinde çalışıyoruz. Şu an ağırlıklı sandalye yapıyoruz şu an. Ağırlıklı. Evet. Neler peki? Biraz böyle ürünlerimizi tanıyabilir miyiz? Çünkü yelpaze bayağı bir geniş. Renkler falan çok canlı. Bizde şu şekilde belli büyük firmalara tedarik ettiğimiz için istediğimiz modelleri yakalayabiliyoruz. İstediğimiz modelleri yapabiliyoruz. O modeller üzerinden de sandalye üretimini daha hızlı bir şekilde, daha bir sıkıntı geçirmeden fazla bir üretimi yapmak için. Yani arz talep meselesi sizin tabii, işiniz. Tabii, yani tabii. Siz kişiye özel de çalışabiliyorsunuz. Tabii kişiye özel de büyük firmalara da herhangi bir sıkıntı yaşatmadan hızlı seri bir şekilde sandalye çıkartmamız derdimiz. Evet, ne güzel üretim yapıyorsunuz. Evet. Ki bizim ülke olarak buna çok ihtiyacımız var. Yani üretime, imalat hep bunlara ihtiyacımız var gerçekten. Üretim her zaman ülkeye istirar getirir. O yüzden ekonomiyi canlandırır, tabii. İstihdam sağlar. Bunlar gerçekten önemli evet. Konular. Peki sizin bu başarınızın sırrı nedir? Sevgetullah Bey, şöyle bir baktığınız zaman yani kolay olmasa gerek bu kadar istikrar. İstikrar dediğimiz zaman bizim özellikle güven olması gerekiyor. İnsanları zamanında üretimini yapıp temin etmemiz ve tarihinden önce malını sevk etmemiz. Teslim etmek, evet. Bizim o konuda Allah'a şükür bu zamana kadar herhangi bir sıkıntı olmadı. Seviyorsunuz ama mesleği. Tabii ki yani yıllardır sevmeden yapıyoruz. Yapılmaz. Yani yıllardır. Fuar nasıl geçiyor? Fuarı özlemişiz. Pandemiden dolayı evet. Da katılamıyorduk biliyorsunuz 2 yıla yakın bir süredir. 2 yıldır giremiyoruz. Bu sene girelim dedik. Nasip olursa ilk gün. Şu an iyi. Mutluyuz. Ve bekliyoruz bakalım. Tabii fuarın sonrası da belli olacak dönüşler özellikle. Tabii ki belli olacak. Nasip olursa o iyi olacak gibi görüyoruz biz. İnşallah. Umutluyuz yani daha da. Umutluyuz diyelim evet. İnşallah. Yani. Personel kadronuz peki ekip de önemli. Bu iş ekip olmadan olmaz şu çünkü. Şu an şahıs olarak kardeşlerimden hesaplayarak 32-33 kişiyiz şu an. Ciddi bir istihdam evet. Sayısı. Ne güzel mutlu oluyorsunuzdur tabii. Yani bunun devamının daha hızlı büyümemiz için daha yer daha da inşallah gerekiyor. Artar bu sayı. Yani yerimizden dolayı bu kadar. Evet, yani büyük bir yerde daha farklı. Tabii daha büyük, olabilir. Daha farklı. Hepsi de zamanla. Aynen. Hedeflediğiniz yerde misiniz? Son sorumuz bu bizim. İstediğiniz noktaya gelebildiniz peki Sevgetullah Bey? Şöyle bir geriye dönüp bakınca. Şu duruma bakıldığında savaşla alakalı, onunla alakalı olduğumuz yerde değiliz. Evet. Daha da ileri olması gerekiyor ama değiliz yani. Ama hedeflediğimiz yerlerde herhalde geleceğiz yani inşallah nasıl olursa. Zamanla diyelim inşallah. Şeyler oturursa tabii. Her şey o yarayına oturduğu zaman. Tabii. Biz bir yolda başarılar dileyelim ben sizlere. Ederim, herkes de buraya davet edelim. En azından bu anlattıklarımızı yaşayarak görürler. Bir çayınızı, bir kahvenizi içmiş olurlar diyelim. Her zaman, her zaman. Evet, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı biz çok teşekkür ediyoruz sizlere. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağ olun. Sağ olun.